Bu kadar seçkin katılımcıyla son derece müstesna bir gece yaşıyoruz. Bir tarafta hüzün, bir tarafta gurur. Son derece özel ve anlamlı bir gece. Dolayısıyla bu konularda hüzün tarafını bir tarafa bırakıp gurur tarafını ve oradan aldığımız ilhamla da geleceğe dönük planlarımızı, programlarımızı yapmak durumundayız. Tabii bu başlangıçta Batı Trakya'nın unutulmaz e, lideri, mehrum Doktor Sadık Ahmet'in değerli aile bireyleri, sizlerle tanışmaktan, sizlerle beraber olmaktan ben ve arkadaşlarım son derece onurluyuz, son derece gururluyuz, son derece duyguluyuz. Ve tabii e, Batı Trakya'dan gelen bütün dostlarımız, kardeşlerimiz ve özellikle gençlerimiz, sizler ve diğer taraftan da ben bütün katılımcıları sayamayacağım kusura bakmayın. Abdullah Eren kadar zeki değilim ben tüm mesai ve silah arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Doğumunun 75. yılı anma programı vesilesiyle Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesinin büyük savunucusu Doktor Sadık Ahmet'i bir kez daha sözlerimin başında rahmetle yad ediyorum. Bu anlamlı günde Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığınca hazırlanan ve Doktor Sadık Ahmet'i gelecek kuşaklara tanıtacak olan çok değerli bir eserin de tanıtımı yapıldı biliyorsunuz. Onun gibi bir dava adamını, mücadelesini ve Batı Trakya Türklerinin sorunlarını anlatan bu kıymetli eserin hazırlanmasında başta doçent doktor Nilüfer Erdem hanımefendi olmak üzere emeğe geçen herkesi gönülden kutluyorum. Mutlaka bu eserde Abdullah katkısı vardır. onda candan kutluyorum. Eserin Batı Trakya Türklerinin müktesebatına önemli katkılar sağlayacağına ve tarihe düşülen çok kıymetli bir not olacağına da inanıyorum. Değerli katılımcılar, Doktor Sadık Ahmet Yunan İdaresi'nin Batı Trakya Türklerine yönelik haksız, hukuksuz eylemlerine karşı soydaşlarımızın sesini dünyaya duyuran Batı Trakya Türklüğü'nün sembol ismi ve korkusuz lideridir. Hepinizin bildiği gibi ...bilmeyenlerin de bu gece çok açık ve net bir şekilde... ...konuşmacılardan öğrendiği gibi. O yaşadığı toprakları... ...karış karış dolaşarak... ...soydaşlarımızın dertlerini dinlemiş... ...bunlara çözüm üretmek için... ...büyük çaba sarf etmiş... ...gerçekten ömrünü davasına damıştır. Bu çabaları gösterirken... ...karşılaştığı zorluklar... ...baskılar, tehditler... ...ve aldığı hapis cezalarına rağmen... ...davasından asla geri adım atmamıştır. Batı Trakya Türk toplumu da Doktor Sadık Ahmet'in açtığı yolda yürüyerek gerçekten onu yalnız bırakmamıştır. Bu hakla teslim edelim. Hayatı, mücadele azmi, cesareti ve fedakarlığı Türk gençlerine Trakya'da, Batı Trakya'da ya Türkiye'de ilham kaynağı olan Doktor Sadık Ahmet'in mirasına sahip çıkmak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynunun borcudur. İnanıyorum ki Batı Trakya Türklerinin haklı davası Doktor Sadık Ahmet'ten sonra sizlerin, bizlerin, hepimizin ve genç Sadık Ahmetlerin mücadelesiyle hak ettiği neticeye ulaşacaktır. Değerli katılımcılar, sizlerin de bildiğiniz üzere Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bu fırsattan istifade o konuda bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sorunlar bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan uzak, gerçeklikten uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir. Hepinizin gördüğü ve bildiği gibi, hatta yaşadığı gibi. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, Avrupa Birliği üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit olgusu oluşturarak ittifak içinde ittifak kurmaya çalışmakta, Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye, Avrupa Birliği, Türkiye, ABD ve veya Türkiye NATO sorunu haline getirmek için de çabalamaktadır, gayret göstermektedir. Yunanistan aramızda çözüm bekleyen hemen her konuda uluslararası hukuka, akla, mantığa, iyi komşuluk ilişkilerine ve tarih gerçeklere aykırı hareket etmektedir. Komşumuzun karasularını tek taraflı olarak 12 mil'e çıkarmak istemesinin 6 mil olan karasularına karşın karasuları 6 mil olan 6 mil olan karasularına karşın 10 mil hava sahası olduğu iddia etmesinin adalar için akılla, mantıkla ve hukukla izah edilmesi mümkün değildir. Tarihte, günümüzde ve uluslararası hukukta böyle bir uygulama asla söz konusu olmamıştır. Yok Böyle bir şey yok. Yine Yunanistan başta Lozan Anlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde 23 gayri askeri statüki adanın en az 16'sının statüsünü ilah etmektedir. Silahlandırmaktadır. Üstelik bu adaları çeşitli tatbikatlara dahil ederek NATO ve üçüncü taraf ülkeleri de kendi iddialarına alet etmeye çalışmaktadır. Adeta onları kandırmaya çalışmaktadır. Egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerinde de egemenlik hakkı iddia etmekte. Hatta bu adaların bazılarını satışa çıkarmaktadır. Yunanistan Doğu Akdeniz'de de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir. Türkiye'ye 1950 metre Yunanistan'a 600 kilometre mesafedeki 10 kilometre karelik Meis Adası için 40 bin kilometre karelik deniz yetki alanı talep etmektedir. Gayri hukuki bir pişkinlikle Türkiye'nin deniz yetki alanlarında hak talep eden Yunanistan yaklaşık 1900 kilometre ile Akdeniz'in en uzun kıyı uzunluğuna sahip Türkiye'yi Antalya'ya, Antalya, Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışmaktadır.